Dur sen işine bak, ben bakarım kapıya. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhaba, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Estağfurullah. Ben şu karşıdaki binaya taşınıyorum da. Aa, öyle mi? Hayırlı uğurlu olur inşallah. Teşekkür ederim. Ya, nakliyeciler çay molası diye tutturdu. Ben daha doğalgazı bağlatmamıştım. Buralarda küçük tüp bulabileceğim bir yer var mı diye soracaktım size. Yani bizim binada soracak kimseyi bulamadım, o yüzden sizi rahatsız ettim, kusura bakmayın. Aslında var tüp bulabileceğiniz bir yer ama uğraşmayın siz şimdi onunla. Yani ben 5 dakika yapıp getiririm. Zahmet olmasın size. Yok canım, estağfurullah. Yani sonuçta komşu komşunun külüne muhtaç değil mi? Yani bugün size yarın bana ev alma komşu al. Ben çay yapayım, getireyim hemen size, olur mu? Şuradayız. Çok tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Atasözleri ve deyimler sözlüğü gibi konuştun anne. Ne yapayım kızım, hiç tanımadığım bir adam kapıda öyle dikilince ne diyeceğimi şaşırdım ben de. Çok yakışıklı adam değil mi? Bilmiyorum, ben fark etmedim hiç. Emel teyzeye de gün doğdu. Artık peşine düşer hemen. Ne biçim bir konuşma bu Allah aşkına? Hadi yürü, çay yapacağız, hadi okula geç kalacaksın sen. Gel abi. Üst tarafa doğru çıkar, tamam mı? Evet. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aslında bir şeyler daha yapabilirim ama. Yok yok, ben o işi hallettim, sağ ol. Ben yaparım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi çay molası beyler. Gel abi. Siz de alsaydınız. Yok, teşekkür ederim. Ama bardakların boşlarını getirirseniz. Tabii tabii, ben getiririm. Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Rica ederim. Sinan ben bu arada. Yasemin ben de. Memnun oldum Yasemin Hanım. Ben de memnun oldum. Kızınız mı? Kızım. Gamze. Sinan, memnun oldum. Ben de. Yasemin! Baban derlenmiş yine. Gamze yürü. Yasemin Hanım, eğer isterseniz eşinizle konuşun. Eski eşim. Maşallah ya. Biraz daha bağırsaydın da bütün memleket duysaydı boşandığımızı. Madem bu kadar utanıyorsun, boşamasaydın beni. Ben mi istedim boşanmayı? Yasemin! Bak delirtme beni. Kim o adam? Komşu. Çay götürdüm. Karısı marısı yok mu odalamanın sen götürüyorsun? Ne bileyim ben ya. Adam yeni taşınmış, doğal gazı olmadığı için çay götürdüm adama. Ya adamla ağız ağızasın. Yanına kızı da almışsın. Utanman da yok senin be. Kendin gibi tiniyetsiz mi zannettin sen beni? Ya tamam, kavga etmeyin. Kızım, bu kavga falan değil, sen karışma. Birinin annenin aklını başına getirmesi lazım. Baksana. Yüpegündüz el alemin adamıyla. Sen elin kızlarıyla gezerken iyi oluyordu baba. Tamam canım, sen okula geç kalacaksın şimdi. Git çantanı al. Hadi biz konuşuyoruz biz sadece, kavga etmiyoruz. Ya ben buraya kızımın nafakasını ödemeye geliyorum. Gördüklerime bak ya. Ne gördün ya, ne gördün? Sen git nişanlından hesap sor. Boşadın sen beni. Kimsin sen ya, kimimsin sen? Yasemin! Vursaydın bir de. Ben de biliyorum boşandığımızı. Ama sen benim kızımın annesisin. Eğer annelik görevlerini ihmal edersen bunu sana hatırlatırım. Bilesin. Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim komşum. Bir sıkıntınız olursa hiç çekinmeyin. Şimdilik hiçbir sıkıntım yok. Neyse. Sonra konuşuruz seninle. Nafakayı da hesabında görürsün artık.
kusura bakmayın. İstemeden de olsa sizi sıkıntıya soktum. Yok yok. Sizinle hiçbir ilgisi yok. Kocamın yani eski kocamın her zamanki hali işte. Biz alıştık. Siz iş için mi geldiniz buraya? İş mi? Yani tayin meselesi falan mı? Ha, yok yok. Elektrik mühendisiyim ben. Ha. Evde sigorta falan atarsa aklınızda bulunsun. Teşekkür ederim.